Selamünaleyküm. 14 Şubat 2024 sevgililer günü. Biz de sevgilimizi açalım bakalım. Bak dalak vuruyor dedim. Dalak vuruyor diyor ya, dalak istiyor. Adamlar oğul verecek neredeyse ya, maşallah. Maşallah bir çıtanın haline bakın. Gördüğünüz gibi bir çıta. Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım. Kızlar. Ne biliyorsunuz kızlar? Kızlara petek vereceğiz. Şöyle bir tane petek getirdim. Ay, hava yağmurlu Adana. Bugün akşama kadar yağdı. Şuradan da hafiften açıyor gibi ama ona güvenemeyiz. Bir tane kemerimiz vardı. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu ne hız? Bu ne hız? Hızlı koşan arının balı seyrek düşer derler. Şöyle hemen bir çıta vereceğiz arkadaşlar. Çıta verirken önemli husus şu. Ham petek veriyorsanız telli taraf içeri bakacak. Tamam mı? Şu hafif karalık var gibi. Onu ne diye sorarsanız onu söyleyeyim. Teli çakmakla ısıttım. Mumu öyle bastım. Hatta sonradan yapıştırırken biraz daha çakmakla tutunca çakma halisi oldu. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi bunu buraya koydum. Bu arı dalak istiyordu. Dünden belliydi. Arı çok sakin. Gördüğünüz gibi bir tane bile uçmuyor. Birkaç ay önce biraz saldırganlığı vardı. Artık yok. Yani bahar geliyor. Biraz yani bak dalak da vurmuş işte. Dalak dediğim bu. Yine burada var. Bakın şurada vurmuş. Kızlar. Petek verdim. Gidin ona örün. Evet. Şöyle iyice yapıştırayım. Büyük ihtimalle bölme alacağım bundan. Tamam. Evet. Peteği verdik. Yılın ilk ham mumunu verdim. Benden önce veren varsa ona selam olsun. O ustanın arısına da selam olsun diyelim. Ne diyeyim? Şunu şuraya ters koymuştuk. Bunu yıkanması gerekiyor. Neyse. Şimdi bakalım belfası. Aslında ben bunu belfas için açtım. Bak bak bak. Tarladan geldi. Elimde şöyle yapınca çarptı. Çarpınca sokmaya çalışıyor. Kızım. Yürü git işin. Lan sokma sokma. Öleceksin lan. Allah Allah. Biz nasıl sokmak derdinde ya. Belfasta bakalım. Senin yaşındakiler banka soyuyor. Sen geliyorsun. Beni sokmaya çalışıyorum arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim. Gelelim Belfast'a. Belfast'ın anası yorgun, yaşlı. Sakin mi sakin? Evet, bakalım Belfast'a. Burada bir dalak işlemi var mı yok mu? Burada zaten karakoğan attık. Evet. Acemi arıcının besleyeceği tarım arı. Evet, dalak işlemi burada da ufaktan başlamış gibi. Şöyle göstereyim. Kızlar bir gösterir misiniz? Ördüğünüz dala. Size üfürük değmiyor mu? İlla üfürmem için badem bıyık mı bırakmam lazım yani? Bazıları gibi. İşlemiyor. Evet, şurada küçücükten başlamışlar. Bal da kütük gibi. Onu da göstereyim. Şu gereksiz maddeyi de şuradan çıkaralım artık. Maşallah. Kışın araya ne verdik? Sadece 1 kilo petek verdim. Şey petek nerede çıktı ya? 1 kilo kek verdim arkadaşlar. Hatta bunun 3'te 1'ini de arkadaki Belfast'a verdim. Videolarda zaten gördü. Hani başka bir besleme yapmadım. Varova temizledik zaten. Kaç gündür vurduk. Bu plastik kovan. Şöyle bir balını göstereceğim sadece. Bir de yavru durumu var mı öbür tarafında ona bakacağım. Ah bir de polen bırak şey propolis bıraksa. Macun gibi olmuş macun.
Allah pantoldan içeri girdi bir tanesi. Evet, şöyle balını göstereyim. Orijinal bal bu. Öbürü de kütük gibi bal duruyor. Hatırlıyorsanız buraya şeker vermedik. Burada karakovan ballarını yaptırmıştık. Arı burada. Şimdi Belfast hızlı gidiyor. Arkadaki Kırşahin hızlı gidiyor. Ondan buraya büyük ihtimalle yavru şeker atarız. Yani orada bir oğlu önlemesi yaparız. Yoksa sıkışacak, kat isteyecek arı. Şu anda kat vermenin bir anlamı yok arıya. Ya da bir kat veririm. Kat nasıl verilir onu da videosunu yaparız. Olmazsa öyle bir şey yaparız. Falan filan. Gördüğünüz gibi. Pek de bir şey göstermedik Belfast'tan ama. Gösterecek bir şey yok gibi. Yani şuraya kadar ballı. Arkadaşlar şu bacağımdaki arıyı bir çıkarayım hele. Dizime kadar yürüdü. Evet, çıkardık. Soğacağından korkmuyorum da. Yine de huylanıyor insan. Belfastlarımız. Şimdi elimizde şey olsa, del demir olsa daha seri çalışırız. Şöyle burada bir yavru var mı yok mu ona bakacağım sadece. Ondan sonra kovanı kapatacağım. Duman versem bu kadar bile şey olmaz zaten de. Dumanla mumanla uğraşmak istemedim. Yavaşça çekelim. Bakalım yavru durumuna. Belfast. Evet, kızımız da balın altına yavruyu vurmuş şuraya. Ay, kendilerini görebilirsek hanımefendiyi gösterelim. Sarı olması lazım kendisi. Şuradan da yavru durumuna göstereyim arkadaşlar. Ya bir 15 güne paket yavruya geçer bu. Bal yerler. Yukarıya doğru çıkarlar. Şu büyük ihtimalle şu son çıta, duvar çıtası ballıdır. İkinci, üçüncü çıta yavrulu zaten. Görüküyor buradan da şöyle göstersem görüküyor mu acaba? Hava sıcak gittiği için arılar yatmadı. Arılar çalıştı. Bir taraftan ölüyor, bir taraftan çuvalıyor. Evet, ben peteği yerleştirdim. Geri karakovan peteğini de koydum içine. Arı zımba gibi maşallah var. Hani geçenlerde bir video çekmiştik. Varova'yı pert ettik diye. İstedik diye yani. Orada TikTok'a falan da attım. Arı bu zamana kadar neredeydin de falan da fıstık daya konuşanlar vardı. Oğlum arı zımba gibi lan. Sen kendi arını çek atsana. Kendi arının kapağını bile açamıyorsun. İçinde arı varsa tabii. Yani boş boş konuşuyorlar. Konuşanlara da şeyim yok zaten de. Çökümüzü de alalım. Kızlar. Gidin kızlar uçun. Evet. Kızlar da uçtu. İşte diyor ki Varova bu zamana gelene kadar neredeydin diyor. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bu damda arıların ölünü hiç süpürmedim. Süpürmeye bak burada ne var. Bunlar hep arı ölüsü. Rüzgar buraya yığmış ölüleri. İçinde polenler bile var. Şöyle. Yani bu rüzgar bu kuruduğu için ölü arılar rüzgar toplayıp buraya yığmış yani. Hatta şuralarda falan da var. Yani dediğim gibi bir yandan ölüyor bir yandan çuvalıyor. Burada zaten yavru kesilmiyor. Hani ha bu yazdan kalma da vardır yani bunun içinde öyle hani bir aylık 10 günlük falan değil. Bu zaten burada rüzgar döndürüp buraya yığılmış yani. Evet böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Adana'da yağmurlu bir hava var. Kendinize iyi bakın. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.